Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 29 yıl önce Srebrenica'da yaşanan çağımızın en korkunç katliamlarından, soykırımlarından birinin yıl dönümü 11 Temmuz. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak meclisimizden yaşanan acıları yüreğimizde hissettiğimizi ve Bosna Hersek'teki yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla duygusal dayanışma içerisinde olduğumuzu söyleyerek sözlerime başlamak isterim. Avrupa'nın orta yerinde, herkesin gözü önünde, Birleşmiş Milletler'in güçlerinin denetiminde bir katliam gerçekleştirildi. Toplu mezarlar yapıldı cesetleri saklamak için, mahkemeler yapıldı. Ama maalesef yapılan hiçbir şey bu yaşanan acıyı, korkunçluğu örtmeye yetmiyor. Biz ölenleri rahmetle anıyoruz ve ölenlerin arkasından da medeni toplumun ne yapması gerekiyorsa bütün çabalarında bir parçası olmaya devam ediyoruz. Bosna Hersek'in lideri Ali İzzet Begoviç'in sözlerinde çok net bir biçimde ifade ettiği gibi unutulan katliamlar tekrarlanırlar ve unutmamak gerekiyor. Yüzleşmek gerekiyor, yargılamak gerekiyor ve böylesine katliamları mutlaka kamuoyu vicdanında mahkum etmek gerekiyor. Bugün Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel de Saraybosna'da hem 11 Temmuz katliamı anma günü dolayısıyla kaybedilen insanlar için anma törenlerine katılıyor ve hem de bütün Bosna Hersek'teki insanlarla dayanışma duygusunu tekrar ediyor. Değerli arkadaşlar, meclisimiz oldukça yoğun bir gündemde devam ediyor. Milli Eğitim Öğretmenlik Mesleği Kanunu getirdikleri Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nu görüşmeye devam ediyoruz. Bizim bu kanuna dönük olarak açık bir muhalefetimiz var. Bu kanunun eğitimdeki kaosu çözmek bir yana daha büyük sorunlar yaratacağı apaçık ortada. Özellikle Milli Eğitim Bakanı'nın ve onu oraya atayan Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi kendi ideolojik saplantılarına uygun bir eğitim modeliyle gençlerimizi kendi dünyalarına göre yetiştirme anlayışı çerçevesinde bu yasayı getirdiklerini biliyoruz. Özellikle atanmayan 1 milyon öğretmen varken görevleri en azından seçimden önce verdikleri sözü tutup 100 bin öğretmen atamakken ve sözlerini tutup mülakatı kaldıracakken tam tersine Milli Eğitim Akademisi adı altında bir akademi kuruyorlar. Öğretmen adaylarını biz seçeceğiz diyorlar. 1 yıl mı, 2 yıl mı, 3 yıl mı belli değil. Biz takip edeceğiz, eğiteceğiz diyorlar. Kendi yönettikleri YÖK'ten, üniversitelerden, kendi atadıkları dekanların, rektörlerin görev yaptığı üniversitelerden mezun olan öğretmenlerin yetersiz olduğunu söylüyorlar bir de utanmadan ve ona göre seçeceğiz ve atayacağız diyorlar. Yani AKP ilçe teşkilatlarında hazırlanan listelerden oluşturdukları öğretmenleri atama derdindeler. İdeolojik saplantılarıyla devam ediyorlar ve kadrolaşmak için de öğretmenlerimizle, onların hayalleriyle, ailelerinin o binbir fedakarlıkla yetiştirdikleri çocukların umuduyla oynamaya devam ediyorlar. Yine dün Plan Bütçe Komisyonu'nda tasarrufla ilgili bir kanun paketi getirdiler. Dün bütün gün görüşmeleri devam etti. Ama tasarruftan anladıklarının aslında vatandaşın boğazını sıkmak, vatandaşın kemerini sıkmak, vatandaşın cebine sofrasına el uzatmak olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Güya mali disiplin sağlayacaklar ama mali disiplini sağlamak için önce jet uçaklardan inmeleri lazım. Saraylardan dışarı çıkmaları lazım. Lüks otolardan vazgeçmeleri lazım. Şatafattan vazgeçmeleri lazım. Bir de tabii üçer dörder maaştan vazgeçmeleri lazım. Getirdikleri tasarruf tedbirleri paketinde de bakıyorsunuz ilk bakışta gerçekten de ikinci, üçüncü maaşlar belli bir usule bağlanıyor. Diyorsunuz ki acaba gerçekten niyetleri bu çoklu maaşları azaltmak mı? Ama hemen anlıyorsunuz ki asıl amaç başka.
Çünkü özellikle varlık fonu kapsamındaki şirketleri bu düzenlemenin dışına taşımışlar. Bu varlık fonundaki şirketler hangileri? Anımsayacaksınız, Türkiye'nin gözbebeği şirketler, gözbebeği bankalar, azıcık kar eden şirketler ve bunların da son derece geniş yönetim kurulları var ve bu yönetim kurullarında da kendi bürokratlarını, yandaşlarını ikişer üçer maaşla beslemeye devam ediyorlar. Ziraat Bankası var, Halkbank var, Vakıfbank var, Borsa İstanbul var, Türk Hava Yolları var, PTT var, BOTAŞ var, Türkiye Petrolleri var, Türksel var, Türksat var, Türk Telekom, Çaykur, Kayseri Şeker, Türk Şeker, Türk Tarım, Eti Maden, Türkiye Maden ve Kardemir var. Şimdi bu varlık fonunun nasıl kurulduğunu anımsayacaksınız. Varlık fonu normalde çok yüksek geliri olan ülkelerin tercih ettiği bir şey. İskandinav ülkeleri veya petrol zengini Orta Doğu ülkeleri, çok paramız var. Biz bir fon kuralım, bu fonla yatırımlar yapalım ve ileride petrolümüz veya doğal kaynağımız bittiğinde kullanalım diye kuruyorlar bunu. Ama Türkiye'de kurulan varlık fonu Miras 7 gibi azıcık güçlü, azıcık sermaye yapısı kuvvetli şirket var, nerede varsa aldılar varlık fonuna koydular. Ve işte o varlık fonundan da üçer beşer maaşı yandaşlarına, kendi bürokratlarına vermeye devam edecekler. Biz buradan sesleniyoruz. Tasarruf yapacaksanız kendinizden başlayacaksınız. Emeklinin, asgari ücretlinin cebinden, sofrasından keserek tasarruf yapamazsınız. Maaşlardan vazgeçeceksiniz. Bir maaşa razı olacak. Eğer maaşa razı olmuyorsa gidecek başka yerde çalışacak. Ama siz maaşı azaltıyormuş, çifte maaşı engelliyormuş gibi yapıp da dönüp böylesine kurumların olduğu varlık fonunu bunun dışında tutarsanız niyetiniz apaçık ortaya çıkmış oluyor. Ve özellikle de bu kanun teklifinin yandaşa yağlı ballı maaş teklifi olduğunu söylüyoruz. Ve genel kurulda da bu maddeyle ilgili direncimiz devam edecek. Değerli arkadaşlar, kendileri üçer dörder maaş almaya devam edecekler. Ama söz konusu olan emekli olunca hiç bir şey yapmadıklarını görüyoruz. Hala bir kargaşa var. Toplanacaklar mı? Bir karar alacaklar mı? Bir çalışma yürütüyorlar mı? Kök maaşı 8.000'den 10.000'e çıkaracaklar mı? Beyler %24 zam mı emeklilere verecekler mi, vermeyecekler mi? Bunu konuşuyor Türkiye. Yani 2 milyon emekli 10.000 lira almaya devam edecek. 2 milyon emeklinin maaşı 12.400 lira olacak ve emekliler bununla yaşamaya çalışacaklar. Siz yaşayın. Abdullah Güler diyor ki şu haliyle diyor emekli maaşının asgari ücrete çekilmesi olanaksız diyor. Sayın Güler, sizin asıl anlamanız gereken 12 bin lira maaşla 10 bin lira maaşla emeklinin yaşamasının olanaksız olduğu. Böylesine emekliyi unuttuğunuz, asgari ücretliyi unuttuğunuz bir dönemde ciddi çalışmanız gerekirken, bu konuda umutları tükettirmemeniz gerekirken, evet durumun farkındayız, elimizden ne geliyorsa yapacağız demeniz gerekirken, siz dönüyorsunuz, ne yaptığınızı bile söylemiyorsunuz. Efendim akşama bir toplantı koymuşlar, emekli bakıyor bu toplantıda ne konuşulacak diye, durun diyorlar, çok heyecanlanmayın, bu olağan bir toplantı. Niye yapıyorlar? Çünkü biz her gün saat 21'de ayağa kalk Türkiye diyoruz. Asgari ücretle yetinmeyen, geçinemeyenler, asgari ücrete zam isteyenler, emekli maaşına zam isteyenler, geçinemiyoruz diyenler, bu düzen böyle gitmez diyenler ayağa kalkıyor ve seslerini saraya duyurmaya çalışıyorlar. Ama siz ne yapıyorsunuz? O sırada toplanıyorsunuz ama o sırada emeklinin, asgari ücretlinin durumunu konuşmayacağınızı söylüyorsunuz. Ne konuşacaksınız? Yani Türkiye'de emeklinin kök maaşı 8 bin lirayken bunu konuşmayacaksınızsanız, bunu konuşmayacaksınız, konuşmayacaksanız niye toplanıyorsunuz? Bakın size göre bir çırpıda sildiğiniz zenginin, yandaşın, zengin ettiklerinizin vergi borçlarını tekrar almanız imkansız, olanaksız. Size göre döviz endeksli yap işlet devret modelli
o yağlı ballı ihalelerden vazgeçmek, onları tekrar düzenlemek olanaksız. Size göre doğru dürüst ihale yapıp gerçekten rekabetçi koşullarda Türkiye'nin kamu kaynaklarını, bütçesini korumak olanaksız. Ama emeklinin 8 bin lirayla, asgari ücretlinin 17 bin lirayla yaşaması olanaklı. İşte Türkiye'nin gerçeklerinden, halkın gerçeğinden, halkın yaşadığı sorunlardan ne kadar koptuğunuzun apaçık göstergesi. Değerli arkadaşlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu anlayışa her zaman karşı durduk, karşı durmaya devam edeceğiz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Türkiye'nin en yakıcı sorunu bugün itibariyle emeklilerin maaşıdır, asgari ücretin durumudur. Seçimlerden önce yılda 3 defa, 4 defa zam yapacağız dediniz. Ama şimdi diyorsunuz ki size yılda bir zam yeter, 17 bin lira iyi maaştır, geçinirsiniz diyorsunuz. Bir de alay ediyorsunuz. Bunu reddediyoruz. Her gün vatandaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partili olsun olmasın, maaşımla geçinemiyorum diyenler ayağa kalkıyor. Eylemimiz büyük bir kitlesellik kazanıyor ve sesimizi duyuruyoruz ki bu düzen böyle gitmez. Hakkımızı söke söke alacağız. Geçim yoksa en kısa zamanda seçim olacak diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru varsa alabilirim. Şöyle bir indirekt talep geldi. Basın toplantısı bitince görüşeceğim. Ama tabii şöyle yaklaşıyoruz biz bu konuya. Bakınız, bir Türkiye Yüzyılı Eğitim Marif Modeli, eğitim modeli değil, açıkladılar. Kapalı kapılar ardında hazırladılar. Tarikatlarla, cemaatlerle görüştüler ama bizimle görüşmediler. Üniversitelerle görüşmediler. Paydaşlarla görüşmediler, öğretmenlerle, velilerle görüşmediler. Aynı şekilde şimdi yargı paketi geldi. Anayasaya meydan okuyarak, Anayasa Mahkemesi kararını içe sayarak ve Anayasa Mahkemesi ile alay edecek şekilde aynı düzenlemeyi tekrar getiriyorlar. Yine bize sormadılar. Aynı şekilde getirdikleri, mecliste görüştüğümüz Türkiye'deki eğitimi iyice bataklığa sokacak olan öğretmenlik mesleği kanununun hiçbir noktasını bize sormadılar ve komisyonda 30 saat tartışıldı, bir virgülünü değiştirtmediler. E şimdi hayvanlarla ilgili, sokak hayvanlarıyla ilgili bir düzenleme için bizimle görüşmeye geliyorlar. Amaçları belli. Amaçları, bizim talep ettiğimiz özellikle bir fon kurulsun. Daha önce meclis komisyonunun kararı doğrultusunda kendi imzalarının gereği olarak bir fon kurulsun. Bu fona herkes destek versin. Yerel yönetimlerle merkez hükümet birleşsin. Bu sorunu mutlaka çözsün. Ama bu çözümün bir parçası hayvanların öldürülmesi değildir diyen madde orada duruyor. Altında da imzaları var. Şimdi anlıyoruz ki, kamuoyundan anlıyoruz ki bir şey hazırlamışlar ve hayvanları ötenazi adı altında, sokak hayvanlarını katledecekler ve bizi de bu katliamın bir parçası, ortağı yapmaya çalışmak için bize geliyorlar. Tabii gelirler, bekliyoruz kendilerini, konuşuruz elbette ama biz bekliyoruz ki Türkiye'nin en temel sorunlarında, anayasasında, milli eğitiminde, sağlığında, tasarruf tedbirlerinde, emekli maaşında, asgari ücrette de bize danışsınlar. Bizimle birlikte yol alsınlar. Önerilerimizin hiç olmasa bir kısmını yaşama geçirsinler. Bunu yapmak yerine bütün taleplerimizi, bütün çalışmalarımızı, bütün kanun tekliflerimizi ellerinin tersiyle bir çırpıda itiyorlar. Mecliste konuştuğumuz hiçbir konuyu dikkate almıyorlar. Ama iş hayvanları katletmeye gelince kapımızı çalıyorlar. Gelsinler, biz onlara söyleyeceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla burada sıkıntı olarak yorumladığımız unutmayı
sokak hayvanları sorunu son derece önemli bir sorun. Bunun bir tarafı gerçekten çocuğunu sabahın köründe sokak köpeklerinin, hatta saldırgan sokak köpeklerinin olduğu sokaklarda okula yürüyerek göndermek zorunda olan, kentin kenarlarında çeperlerinde oturan yoksulların yaşadığı bir sorun. Ama bir yanıyla da tabii ki hayvanların da bizim bu doğayı bizimle paylaşıyorlar, biz onlarla paylaşıyoruz. Bunları katledemeyeceğimiz bir gerçek de var. Bir tarafta çözülmesi gereken önemli bir sorun var ama bir tarafta da hayvan hakları var, hayvanların yaşam hakkı var. Dolayısıyla biz burada bu sorunu ilk defa tartışıyor değiliz. Bu sorunu uzun süredir tartışıyoruz. Meclisimiz geçen dönem çok önemli bir çalışma yaptı. Bir komisyon raporu hazırladı. Bu komisyon raporunun altında da bütün partilerin imzası var. Bu komisyonun birinci ortaya koyduğu şey bir fon kurulmalıdır. Ve bu fona da herkes destek olmalıdır. Efendim biz kanun çıkaracağız, CHP'li belediyelerin sırtına yükleyeceğiz. Bu anlayıştan vazgeçsinler. Sokak hayvanları gibi temel bir sorunda bile amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ne çamur sıçratmak. Gerçekçi olun, samimi olun. Gelin bakın bu meclis çalıştı. Bu sorunu çözelim. Ama insani çözelim, hayvanların yaşam hakkına saygı duyarak çözelim. Ama buradan bile fırsatçılık yapıp CHP'yi nasıl sıkıştırırız, belediyelerin yükünü nasıl artırırız, belediyeleri nasıl suçlu duruma düşürürüz, CHP'yi nasıl vatandaş nezdinde zora sokarız, kurnazlığına giriyorlarsa vatandaşımız her şeyi görüyor, her şeyi ortada, her şey ortada yaşanıyor. Dolayısıyla böyle bir kurnazlığa boşuna girmesinler. Hükümetin de görevleri olur, yerel yönetimin de görevi olur. Parayı bulmak, fonu bulmak öncelikle bütçeyi yapanlarındır, siyasi iktidarındır. Bu bütçeyi burada mecliste getirip yapmıyorlar mı? Vergiyi onlar toplamıyor mu? Dolayısıyla böylesine bir sorunu da çözmek de öncelikle hükümetin görevidir. Ama biz yapamıyoruz diyorlarsa, biz beceremeyeceğiz diyorlarsa, biz aciziz diyorlarsa ki biz de bunu görüyoruz. Bir an evvel seçime gideriz, millet de kararını verir. Şöyle, bu konuyla ilgili olarak bir iletişim zeminimiz var. Ama henüz net bir takvimlendirme yok. Dolayısıyla da takvimlendirme kesinleşince zaten basınla da paylaşılacak. Ama öteden beri bizim Suriye'deki resmi muhataplarımızla bir iletişimimiz var. Ve bu iletişim zemininin gelişmesinden de mutluluk duyuyoruz. Hatta Cumhurbaşkanı'nın da ben tatil yapabilirim dediği bir noktaya geldik mutlulukla. O 10 yıllık Suriye ile görüşmem, katillerle benim ne işim var, Suriye ile konuşacak hiçbir şeyimiz yok derken, şimdi bu sorunları konuşmak üzere Esad'la yan yana gelecek olması bizce doğrudur. Ama büyük bir U dönüşüdür. Bu U dönüşlerini doğru tarafa yaparsa biz bundan rahatsız olmayız. Esad'la görüşmesi şarttır, gereklidir. Gerekiyorsa, ihtiyacı varsa bizi buna katkı verecek de pozisyondayız Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ama Türkiye'ye bir borcu vardır AKP iktidarının. İdeolojik körlükleriyle, saplantılarıyla, Orta Doğu'nun abisi olacağız hayalleriyle bir maceraya giriştiler. Komşudaki savaşı kışkırttılar. Orada savaşçılar Türkiye üzerinden bir kısmı gitti geldi. Yaralananlar Türkiye hastanelerinde tedavi edildi. Eğit donat modellerini ortaya koydular. Bütün dünyayı arkalarına alıp Esad'ı devireceklerdi. Emevi Camii'nde namaz kılacaklardı. Ama bunun bedelini onlar ödemediler. Türkiye Cumhuriyeti ödüyor. 85 milyon ödüyor. Biz içimizdeki resmi rakamlarla 6 milyon ama gerçek rakamlarla 10 milyon sığınmacı, bunların yarattığı ekonomik, sosyal, siyasal problemlerle baş etmek zorunda kalıyoruz. Türkiye'ye IŞİD odakları geldi. Suruç, Antep, Reyhanlı, Ankara garı patlamaları oldu. Hala Türkiye'de hangi uyuyan gizli odaklar var bilmiyoruz. Yaptıkları politikalarla, bu maceracı dış politikayla, bizi dinlemeyerek
dinlemeyerek hayalci işlere giriştiler ve sonuçta Türkiye'yi gerçekten son derece zor bir duruma attılar. Şimdi nasıl temizleyeceğiz diye daha yeni geliyorlar bizim yıllardır uyarılarımıza. Dolayısıyla bu U dönüşü doğrudur ama verecek hesapları vardır. Bunu unutmasınlar. Yani takvimlendirme kesinleşmediği için böyle bir konuda yorum yapmam da olanaklı değil. Bu açıklamayı yazanlar ya biraz zekaya ihtiyaç duyuyorlar ya da vatandaşın zekasını daha tam anlamamışlar. Türk milletini tanımıyorlar. Bizim insanımız uysaldır. Gerçekten devletine bağlıdır. Devletinin temsilcileri, yöneticileri bir şey söylüyorsa buna inanmaya çalışırlar. Gerçekten de kafaları da çok karıştırıldı. Çünkü nereden vergi alacaklarını şaşırdılar. Bir gün havadan, bir gün sudan, bir gün yurt dışına çıkıştan, bir gün yedikleri yemekten, bir gün içtikleri sudan, bir gün çocuk bezinden, bir gün otelden, bir gün akaryakıttan gerçekten de vatandaşın kafasını karıştırdılar. Buldukları her yeri tırmalıyorlar. Bir tek dokunmadıkları, zengin ettikleri şirketler, kendi lüks araçları, lüks yaşamları ve işte varlık fonundaki yağlı ballı maaşları. Dolayısıyla vatandaşın da demek ki inanabileceğini düşünmüşler. Yani güneşten vergi alınabileceğine vatandaşın kafasını ne kadar karıştırdıklarını onlar düşünsünler ve bilsinler ki bu halk uysaldır. Yöneticilerini dinler ama öyle koyun falan da değildir. Bir tokat vurur, neye uğradıklarını şaşırırlar. Teşekkür ederim arkadaşlar.